Asım Bey bir şey söyleyeyim. Şeref Bey bir şey söylüyor. Şeref Bey sizi neden dövdü Asım Bey? Neden dövdü sizi? Bir şimdi açıklayın hadi onu. Asım İnan babasını döverek öldürdü. Hastaneye götürdüm ben. 2 saat sonra kendine geldi. Her şeyi savcılığa anlatacağım dedikten sonra dövdü. Fakat Ayfer Hanım diyor ki... Bir dakika. Bunu... Asım Bey babasını döverek öldürdü mü? Evet. Bu kesin. Hastaneden darp raporlarını savcılık çıkarabilir. Yani babasını döverek öldürdüğü için... Bir dakika, siz de bunu gidip jandarmaya söyleyeceğinizi söyledikten sonra mı sizi dövdü? Ben gidip savcılığa bunu söyleyeceğim dedim. Jandarma da geldi. Babası oğlunu düşündüğü için 96 yaşında çatıya çıktım düştüm dedi. Ama boğazı falan morarmış vaziyetteydi. Geceleri boğuyormuş onu. Kendi anlattı babası. Evet, bu evlere geri döneceksin diye bir hafta boyunca boğazını sıkmış. Darp raporu var. Fakat evladıyım deyip buraya gelir beni yine boğar diye birkaç gün yaşayayım diye adam bunun ismini vermedi. Siz de bunu Şeref Bey bir dakika, siz de bunu jandarmaya söyleyeceğinizi söyleyince de sizi böyle sizi de öldüresiye dövdü. Öyle mi? Mesele o mu? O yüzden mi dövdü? Öldü diye bıraktı gitti efendim. Ben sürünerek iki kol iki bacak kırık vaziyette beyinde de bana Evliya Çelebi'de 6 ünite gam verdiler. Sen ölmüşmüşün dedi orada beyin cerrahı. Yani nasıl? Ben dedim ölürsem yolda öleyim diye. Bak ölürsem yolda öleyim diye eve doğru geldim zaten bayılmışım. Artı Ayfer Hanım bu 13 sene önce gece 4.30'da Asım İnan'ın çamaşırlarını makineye niye attı? Jandarma geldiğinde çıkarıyor. Ayfer Hanım'ı görür müsün Hakan? Şimdi tanışıyordu. Bir daha söyle onu. Bir daha Ayfer Hanım'la ilgili iddiayı bir daha söyle. 13 sene önce. 13 sene önce Asım İnan'ın Besane'deki evinde gece 4.30'da Asım İnan'ın çamaşırlarını yıkamak nereden aklına geldi? Hadi. Artı Asım Bir dakika, dur. Tamam. Bekle bir saniye. 13 sene önce Asım İnan'ın çamaşırlarını neden yıkadın? Neden yıkadım onu söyleyin. Hem 4.30'da değil. Sabah ezinde Asım İnan'ı tutuklayala. Bundan ötürü. Tutuklayala. Neden ötürü? Ben bunu dövdü de. Şeref'i dövdüğü için. Altına alıyor. Evet. Bu sene 13 sene önce mi oluyormuş Şeref'i dövdüğünüz? 13 sene. Tamam. Bu bana sabah namazında telefon açıyor. Ayfer ben gidiyorum. Ya geleceksin ya gelmeyeceksin. Besane'ye in diye. İniyorum Besane'ye. Yine çocuğumla iniyorum. Yeğenimle iniyorum. İndim. Bu yok. Hayvanlara baktık. Bir şeyler ettik. Biz evde. Bunun sırtından çıkardığı çamaşırla yatağının üstüne koyuverdim. Ben banyoya girdim. Hani lavabo ihtiyacı olmak için banyoya girdim. Banyoya girince bu çamaşırlarını kovanın içine ıslatmış. Kirli çamaşırlarını. Siz yapmadınız yani. Hayır. Kendi ıslatmış. Ben de o zaman onları aldım, sıktım, makineye attım. Bu 4.30'da değil, öğlen. Onunla da 10.30'larda. Sezer bana karakoldan bunun ardına gitti. Asım amcasının ardına gitti. Hala dedi evde bir şey elleme. Jandarma geliyor arama yapacak dedi. Ben makineye attıydım. O anda jandarma geldi. Ben yıkamadım diyor Şeref Bey. Bak, o sırada bak, yıkadım. Banyodayken şeyi ya. Suyun içine koymuş. Dinle. Yani, ben bitirmedim. Bitirmedim peki. Asker geldi arama başladı eve. Hı-hı. Sırtından çıkan çamaşırlar nerede dedi bana. Aha dedim. Üstü yok. Her şeyse yatağının üstünde dedim. Ben bunları ellemedim dedim. Yalnız banyoda dedim ıslanmış çamaşırı var. Ben onları dedim makineye attım. Ne zaman attın? Yeni bastım dedim. Ama kapat anladım. Dedi. Kapat dedi. Kapattım. Sıktılar bir gömlek bir atlet sıktılar. Aldılar götürdüler gittiler. Şeye denetimim neye bir şeye de yalanla. İncelemeye gittiler. Bundan kuyruk acısı var bende bunun. Tamam. Sen onun delillerini kaybettin diye acısı var benden. Ama benden hiçbir şey. Ama deliller de kaybolmuştur yani. Kaybolmamış. Ayfer Hanım. Kaybolmamış. Tamam. Tamam bir dakika. Lütfen konuşacaksınız. Şeref Bey tamam Didem ben Hanım. Yıkadım ama delil. Tamam söyle Şeref Bey. Jandarma tutanaklarında gece 4.30'da Asım İnan'ın evinde çamaşır makinesinde delilleri yok etmek için. Aha. Yani ben
Ayfer Hanım'la hiçbir husumetim yok. Bir. Evet. İkincisi, kardeşi kanser hastasıydı. İlaçlarını Doktor Dursun şahittir. Doktor Dursun'la biz alırdık. Asım İnan evet. kendisi almış gibi Ayfer Batı'dan sebeplenirdi, götürürdü. Biz aile ne mahremdir diye götürmüyorduk. Her hafta kanser ilaçlarını biz alırdık. Helal hoş olsun. İlk defa sizin yayında söylüyorum. Doktor Dursun da şahittir. Bazen o karşılardı. O minnet duyguları karşısında Asım İnan'a bağlandı. Sırlarını saklıyor. O gün çarşamba günü %2500'deyiz. 1 milyar sefer yanında oturuyordu. Ve sol tarafındaydı. İkisinin de suratı bembeyazdı. Bu bir cinayet psikolojik olarak bir şey. Onlar da öldürdü. Peki neden bunu öldürsünler? Yani... Asım Bey neden öldürsün Fatma Çeri'yi? Nasıl, neden öldürdü sizce peki Fatma, o zaman? Fatma Çeri olayı %98 bir kestane yıkar kan veya yollar dar ya traktörle çarptı. Başımız ağrıyacak diye bunu ikisi yok ettiler. Benim görüşüm, tahminim. Şeref Bey, bir dakika soracağım sana. Sor Beyti Bey. Sen jandarmaya hangi tarihte ifade verdin onu söyle bana. Beyti Bey ben, gel jandarmada... beni sinirlendirme. Baba tamam, cevap veriyor. Beyti Bey bir evet. dakika bir. Sen bir dakika bir dinle. Dinleyeyim ben. Bugün yine savcı beye 2 saat ifade verdim. Her ifade verdiğimde gelip sana ben şuraya ifade verdim. İlk olayın ertesi gün jandarmayı bilgilendirdim. Bu kameralara öyle bakıldı. Torunun Hüseyin de görmüş. Yakup'un oğlu da görmüş. Bunu artık şüphelenmeyebilirsin. Yakının olabilir. Bir dakika. Hayır. Ama... Şeref Bey bunu savcıya ne zaman söyledi? Bunu söyler misin? Jandarmaya ne zaman söyledi? Ne zaman jandarmaya söyledi? Bu çok önemli. Yani Fatma Çeri kaybolduktan jandarma. Ne kadar süre sonra söyledi? Ya 2,5 senedir sen bu işi çıkamadın da bu ertesi tam püflatlı da nasıl çıkarıyorsun? Bunu söyle bana. Şubat'ın 16'sında söyledi. Ertesi gün jandarma tutanaklarında mevcut. Ben bu kameralara bakılmasını isteyen de benim. Jandarma, ya özür dilerim ama kamera... ya ben şunu söylüyorum başından bu yana, yani bu soruşturmada ciddi hatalar yapılmış. Yani İsmail Çelik'in ağıllarının olduğu yerde gördüğünüz arama görüntülerinin üstün körü bir arama yapılmış. Hatta o dönem arama yapanlar da bu bir itiraf olmadan çözülmez diyor o dönem çalışan jandarma elemanları. Yani arkasından eğer siz gerçekten bir gün sonra gidip jandarmaya ben bunları gördüm deyip ama ona rağmen bugüne kadar ifadeleri... Şimdi bunu sonuçta kamuoyu önünde beyan ediyorsunuz. Diyorsunuz ki görüntüler var. Bir gün sonra gittim konuştum. Kendisini öldürüsüye dövmüş bir adamdan korkuyor. Beyti Bey siz babanızı öldürdünüz mü beyefendi? Didem Hanım babam ayağı kırılmış. Ben şeye gittim. Ekim zamanıydı. Çifte gittiydim. Evet. Geldim neyse. Hemen telefon ettik. Geldiler. Aldık babamı. Hastaneye götürdük. Geldi mi Şeref Bey de sizle beraber? Yok ya Şeref, ne Şeref gelmiyor. Niye dövdünüz onu siz o zaman? Ben onu Şeref'e önceden dövdüm. Ha, babanızdan da önce dövdünüz? Babamızı önce... Bu... Tamam. Şey ettik, götürdük hastaneye. Protez takılacak dedi. Protez takılacak dedi. Yani ben öldürmedim babamı diyorsunuz. Dövmedim, öldürmedim. Bacağı kırılmış. Parçası kırılmış.